Selam dostlar. Bugün videomda size Maralı Mühendis Kurulusu göstereceğim. Ümit ederim ki her birinizin hoşuna geleceği. Karşınızda gördüğünüz duş trapıdır. Trap TESE şirketine mahsustur. Bu trapın sifonudur. Bu trapın dekoratif üzlüğüydü. Bu ise betona berkitilmek için hususi kronşteynler. Trap hamımızın bildiği sade traplardan değil. Misal için her pazarda, her dükkanda alabileceğimiz traplardan değil. Trap hakikaten de çok düşünülmüş bir şeydi ve trapın esas üstünlüklerinden odur ki siz bu model misal için 100 milimetreli modeldi ve siz onu alıp duş yerinize uygun kesip kısaltabilirsiniz. Şimdi ise trapın sifon kutusunda olan aksesuarlara bakalım. Sifonun özü. Uğraştırma təlimatı. Yani burada hiçbir dilde hiç ne yazılmayıp her şey şekilden ve rəqəmləndi. Yani dil bariyeri olmayacak en azından. Trapın dekoratif üzlüyü məhz kafel ustası tarafından uğraştırılmalıdır. Burada böyle bir təlimat kitapçaları var. Seal sistem. Bu deməli bizde böyle bir izolasiyadır. Susi izolasiyadır ki trapın qırağında her hansısa bir sızma olarsa sızmanın karşısına alsın. İzolasiya sifonun üzerinde olan susi yerlere kesirilir ve demeli keramika yapıştırıcısıyla eğer divar dibinde olarsa bir hissesi divara yapıştırılır, bir hissesi de yere. Burada da talimat var. Ve sonda bu kutuda iki tane zatvor var. Zatvor sözü Azerbaycanca bilenler zahmet olmasa yazsın bana. Zatvorun qırağları xüsusi ve bunu kameraya ben gösterebilmeyeceğim. Yani bu hisseler tamamıyla rezin kipleştiriciden ibarettir ki kanalizasyadan gelen iyi hamam otağına geçmesin. Böyle bir xüsusi qulpu var. Hansını ki siz tutarak zatvoru trapın içinden çıkartıp temizleyebilirsiniz. Yeri gelmişken zatvor hardasa 6 santimetredir. Yani 6 santimetre burada su kalır. O suyun qurumağı çok vaxta başa gelecek. Ona göre bu çok yaxşı düşünülüb. Ve zatvor çok asan şekilde böyle açılır. İçi temizlenir, bağlanır ve kesirilir trapın daxiline. Son neticede trap bu şekilde görünür. Yani ayaklar hamısı yerinde. Ve siz plastikleri vurmağla trapı kaldırırsınız. Veya da eksine vurmakla salırsınız. Yani bu trapı tənzimləmək üçün çok güzel usuldur. Düzdür, əksər firmaların trapları da bu cür tənzimlənir. Trapın ayaklarını döşəməyə bərk etmək üçün dəstin içində belə vintlər ve cübillər var ve belə yaylar var. Hansı ki bu kırmızı gördüyünüz vinti fiksasiya edir, vindirliyi tənzimlədikdən sonra. Burada məni cəlb edən bir şey oldu. Dikkatimi daha doğrusu cəlb edən bir şey oldu. Vintin hatta böyle koruyucu kapağı var ve üzerinde TESE yazısı var. Halbuki bu vint betonda kalacak. Ama bence növbəti dəfə açansa təmir vaxtı siz bu vinti açmak istəyirsinizsə, bu kapağı, koruyucu kapağı vinti paslanmaqdan ve çürüməkdən koruyacak. Detallara dikkat budur. İndi isə trapın sifonunun koruyucu kapağını açmağa çalışacağım. Bu koruyucu kapağın da müəyyən funksiyaları var. Burada gördüyünüz inspeksiya penceresidir. Bu xüsusi yapışkandan bağlanıb ki yani siz montaj elədikdən sonra sifonu bu kapağı açıp üzerinde de şekil var. Suyu töküb emin ola bilərsiniz ki borular germetik de hiç yerden su bırakmır ve dərzdən yapışkanı yerine bağlayıp finish təmiri gözləyəsiniz. Kafel işler görülüb bitsin. Sonra trapın üzerine həmin bu hidroizolasiya takılır. Burada gördüyünüz gibi xüsusi kanal var ve bu hidroizolasiya bu kanala takılmakla trapın etrafını germetikliğini temin etmiş olur.
Hususi burada pazılar var. Ben bunu takmayacağım çünkü soru çıkartmak daha çetin olacak. Bu şekilde trapın içine salındıktan sonra belki de cehdelemeye var. Yok, cehdelemeyeceğim. Bu şekilde demeli trapın üzerine koyulur, yapıştırılır ve ondan sonra nöbeti etapa kesilir. Nöbetli hissede bizde tetse trapının dekoratif üzlüğü gelir. Yani çok büyük kutudadı. Objektive de yerleşmir hatta. Kutunu açak ve daxiline baxaq. Trafın esas hissesidir. Buna birazdan geçeceğiz. Təlimatdır. Quraşdırılma təlimatı. Tabii ki. Ve həmin o barmağlıq. Trapın en maraqlı yerlerinden biri onun belə deyək, dekoratif üzlüyüdür. Üzlük özü de gördüğünüz kimi yani böyle oval formadadır. Bu da yani müəyyən maillik verir trapa ki su buradan rahatlıkla yolunu tapıp trapın daxiline daxil olsun. Videonun evvelinde dediğim kimi trap kesilen traplardandır. Trapı bu yere kadar, məhz bu yere kadar kesebilirsiniz. Yani alırsınız 1 metrelik trap. Tutak ki sizde hamam otağının duş yerinde trap olacak yerde 98'di. Siz trapın her iki qırağından 2 santimetre kesmeyle onu ideal şekilde duş zonasına yerleştirebilirsiniz. Yani bura kadar. Siz təxminən hardasa belə deyək, traptan heç olmasa bir 60 santimetre kadar kesebilirsiniz. Onu küçültebilirsiniz. Veya eğer tamamıyla 1 metrelik trap yerleşirse duş zonanıza onu oraya yerleştirebilirsiniz. Trap benim değil. Trapı tabii ki video için almışım. Ama düşünürüm ki bu koruyucu plonkanı açıp metalın güzelliğini size göstersem tete de benimle incimezler. Böyle bir mat alüminyum örtüydü. Bir de kayıt etmek istedim ki trapı yani Lagonda'yla vesaire kimi avadanlıkla kesme olmaz. Trap adi demir kesen mişarla kesilir. Yani halk arasında najofkayla. Burada ise trapın dekoratif barmağlığıdır. Şimdi onu açaq. Bu da dostlar dekoratif barmağlığı. Onun da üzerinde koruyucu plonka var. Onu açmayacağım. Çünkü metalın evvelki rengini gördünüz. Hakikaten de çok güzel işlenilip. Ve bu son neticede bu şekilde trapın üzerine koyulur. Ve sizin karşınızda böyle bir güzelliği görsenir. Sifonun üzerine gördüğünüz kırmızı hidroizolasiya koyulduktan sonra kafel işler tamamlamaya yakın olan vakla bu sifon bura bu şekilde kesirdilir. Burada bu qıraqlar xüsusi rezindir. Hansı ki germetizasiyanı təmin edir. Həm iydən, həm sudan. Bu şekilde kesirdilir. Mən oraya kesirdirmeyeceğim onu. Sonra üzerine hidrozatvor koyulur. Yani hidrozatvorların da burada işarələri var. Hansı ara baxmalıdır. Bu buranındır. Keçdi yerine. Bu isə buranın. Və salam və nəticədə bu barmağlıq qoyulur bura və belə bir şey alınır. Çox gözəl sistemdir. Obyektlərimdə bunu təbii ki görmək istərdim. Ətraflı məlumat üçün, qiymət öyrənmək üçün TETS Azərbaycana müraciət etməyiniz tövsiyə olunur. Hamınıza uğurlar, videonu bəyənin, hələlik.